genel izleyici için uygundur. Merhabalar. Yüz kemik kırıklarının cerrahi onarımı plastik cerrahinin en temel konularından birini oluşturmaktadır. Hatta öyle ki plastik cerrahinin ülkemizdeki ilk ismi çene cerrahisidir. Yüz kemiklerimizin içinde en çıkıntılı olan burun kemiği ve elmacık kemiği en çok kırılan kemikleri oluşturur. Bu kemiklerin kırılmasında eğer bir çökme olmamışsa, yani sadece bir çatlak şeklindeyse, çoğunlukla kemiğe yönelik cerrahi bir girişim yapmak gerekmez. Ancak kırık hattında bir çökme varsa, ayrışma varsa, o zaman kemiği orijinal pozisyonuna getirmek ve plak vidayla sabitlemek gerekir. Ve bunun için kritik bir süre vardır. Bu 1 hafta 10 gündür. Eğer kırık oluşmuşsa ya da böyle bir şüpheniz varsa bir an önce, yani saatler içinde olmasa da günler içinde bir plastik cerrahe ulaşmanız gerekir ki bu kritik olan altın dönemi 1 hafta 10 günü geçirmeyin. 1 hafta 10 gün geçirilirse ne olur? Kemikler kırılmış oldukları, çökmüş oldukları yerde kaynarlar ve bizim onları tekrar orijinal yerine getirmemiz için tekrar kırıp yapmamız gerekir. Hatta daha da ileri dönemlerde gelindiğinde ameliyat etmek imkansız hale gelebilir veya çok çok zor ameliyatlar gerekebilir. Ameliyatı nasıl yapıyoruz? Göz kapağı, elmacık kemiği kırığı için göz kapağının içinden ve ağız içinden girilen kesilerle yapılıyor. Yani işsiz bir ameliyat yapıyoruz diyebiliriz. Göz kapağının içinden transkonjüktival insizyonla ve ağız içinden girerek orijinal yerine getirdiğimiz kemik kırık hatlarını plak vida ile tespit ediyoruz. Elmacık kemiği kırıklarının en önemli ameliyat gerektiren bulguları çift görme, yüzde şekil bozukluğu ve de üst dudakta uyuşukluktur. Böyle bulgular varsa lütfen bir plastik cerrahe başvurun. Ameliyattan sonra ise ilk başlarda sıvı ve yumuşak gıda ile hastalarımızı takip ediyoruz. Elmacık kemiğin üzerine herhangi bir bası gelmemesini rica ediyoruz. Geç dönemde bize başvuran hastalarımıza, artık kemiğin kaynamış olduğu dönemde başvuran hastalarımıza ise kemik hatlarını tekrar kırıp yapmak çok zor olduğu için çoğunlukla şekil bozukluğunu gidermek için yağ enjeksiyonlarından ve dolgulardan faydalanıyoruz. Herkese sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim.